Şimdi burada burayı, bu alanı biz bu yıl kazdık ve amacımız aslında yerleşmenin son süreçlerinde bu hane halklarının nasıl örgütlendiğini, bu gördüğümüz kompleks diyelim, yani içerisinde barınma faaliyetlerini de sürdürüldüğü, depolama faaliyetlerini de sürdürüldüğü bir bina grubu var burada. Ama en güzeli, en güzel sonuç, Aşıklı'da çok görmediğimiz netlikte silolar. Mihriban'ın şimdi size göstereceği her bir göz, bunları üç boyutlu hayal edin, yukarıya kadar devam ediyor. Binanın üst, yani üst koduna kadar devam ediyor. Ama burada en önemlisi, biz hem buğday kalıntılarına hem de arpa kalıntılarına ulaştık. Aslında biz net olarak biliyoruz ki, yani arpanın ehlileştiği coğrafya bira için çok önemli bir coğrafya. Ve maalesef bu Mısır o kadar domine etmiş ki bu hikayeyi. Yani bira 5000 yılda Mısır'da ortaya çıktı vesaire. Biranın hikayesinin burada başladığını. Fakat bizim bundan çeşitli nedenlerden dolayı, özellikle Yunan, Roma'nın şarabı tercih etmesi, birayı başka türlü bir içecek olarak görmesi nedeniyle bir kesintiye uğradığını söyleyebiliriz. Şu hakiki var demiştiniz. Bunları biz yaptık. Ama böyle mi? Böyleydi, evet. Bambu ve Türk erkeği. Bamsaz, evet. Dünya tarihi açısından şöyle bir kere kesintisiz üst üste yaşamış bir bin yıllık bir tarih var burada. Hakikaten kesintisiz. O çok önemli. İkincisi işte geçiş evresi olması. Yani avcı toplayıcılıktan tarıma geçiş. Gerçekten çok etkileyici, bir yandan tarihe tanıklık etmek, bir yandan da tarihin karşısında ne kadar küçük olduğumuzu öğrenmek için kesinlikle çok daha fazla büyük bir ilgiyi hak ediyor. Çünkü o ilgi sonuçta bizim için bilgi. Burada şeyi de gösterir misin? Dört yağı. Yani destekleniyor belki ama daha da desteklenebilir tabii ki. Çünkü çalışmalar çok uzun yıllardır devam ediyor ve etmesi gerekiyor. Çok ince çalışıyoruz. Hepimiz çok fazla emek veriyoruz. Tabii ki daha fazla da destek bizi çok çok memnun edecektir. Daha önce ikinci gördüm. Ben ilk kez geldim.